aucun doute, était atteint d'une maladie grave et que ses jours étaient comptés. Nous n'accepterons pas que ce crime soit étouffé comme d'autres au nom de la raison d'État et nous exigeons que les commanditaires de ce crime odieux soient jugés sans complaisance, y compris Erdogan. En ce triste anniversaire, comment ne pas penser aussi aux Kurdes de Turquie, toujours sous la botte du fasciste Erdogan, alors que la chasse aux militants du HDP s'intensifie? Comment ne pas penser aux prisonniers politiques, en particulier à Selahattin Demirtas? Comment ne pas penser au Rojava, victime de l'agression complice de la Turquie et de Daesh? Comment l'Europe peut-elle oublier que ce sont les IPJ et les IPJ aidés par le PKK qui ont infligé à Kobané la première défaite de Daesh? C'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité qu'Erdogan commet à Rojava. Le Rojava, qui constitue pourtant un immense espoir dans cette région du monde ainsi dévastée. Enfin, il serait temps que le gouvernement français retire le PKK de la liste des organisations terroristes et exige la libération d'Abdullah Öcalan, le Mandela kurde. Et enfin, pour terminer, une fois de plus, le proverbe arménien, ils peuvent couper, mais ils ne peuvent jamais l'arrivée au printemps. Merci à Marie. C'est ce mal à venir au Soulos. Evet, bugün Paris katliamının 8. yıl dönümü. Paris Garde Nord önünde kitle toplandı. Republik meydanına doğru yürüyüşüne geçilecek. Sakine, Fidan ve Leyla için adalet isteyecek. Oldukça kalabalık. Basının ilgisi de yoğun eylemde. Bakın, görüntüleri vermeye çalışacağım. Ça rapidement plus rapide.
bekliyorum. Bugün 8. yılında Sakineler'in katledildiği gündeyiz. 2013 9 Ocağı'nda Sakine Fidan ve Leyla yoldaşlarımız burada hain bir şekilde Faşist Türk sömürgeciliği ve MİT işbirliğiyle katledildiler. Bu katliam kuşkusuz emperyalistler arası çıkarlar ve emperyalistlerin kendi içerisindeki Faşist Türk sömürgeciliğiyle yaptığı kirli işbirlikleri ve pazarlıkları sonucu gerçekleştirilmiştir. Esas da bu katliam Fransa devletinin de bir ayıbıdır. Çünkü hem katliam hem sonrasındaki süreçte davanın aydınlatılması mücadelesinde Fransa devleti yanlış bir tutum sergileyerek Faşist Türk sömürgeciliğinin yanında tutum almıştır. Sakine Fidan ve Leyla halklarımızın kadın özgürlük mücadelesinin ve Kürt halkının savaşan, direnen kadın gücünün bir timsali olarak ölümsüzleştiler. Ve bu katliamda esasında hem Kürt halkına, Kürt özgürlük güçlerine, direnenlere ve mücadele edenlere bir mesaj verilmek istenmiştir. Bu mesajda esasında hem müzakerelerin olduğu bir dönemde hem de barış söylemlerinin çok güçlü bir şekilde bir dönemde aslında anti-Kürt ittifakının harekete geçtiği, anti-Kürt ittifakının halklarımıza gerçek niyetini bu katliamla gösterdiği bir emsal olarak değerlendirilmeli. Kuşkusuz kadın özgürlük mücadelesinin kuvvetleri, mücadelecileri bu katliamı doğru anladılar. Ve bu katliamla gerçekleştirilmek istenen ya da yapılmak istenenin esas da direnenlere ve mücadele edenlere mücadele edenlerin önüne ket vurmak ve o mücadeleyi geriletmek amacını taşımıştır. Hem Kürt halkı hem kadın örgütleri
bu mesajı aynı şekilde güçlü bir öz savunma bilinciyle ele almış ve hem bu katliamın aydınlatılması mücadelesinde hem de bu mücadelenin özgürleştiler ve nous allons commencer notre marche jusqu'à République. C'est pour cela que je vous demande à tous et toutes d'avoir des enfants, des affichés, et aussi des pancartes dans les mains. Je girdiği işbirliklerini, pazarlıkların açığa çıkartılmasını istediler. Bugün yine buradayız. Faşist Türk sömürgeciliğiyle işbirliği halindeki Fransız devleti bu katliamın açığa çıkartılmasında sorumluluk sahibidir. Çağrımız bugün burada yine bu katliamın gerçekleştiren ve ona çanak tutanların Fransız Devleti'nin bu katliamı aydınlatması ve gerçek adaletin sağlanmasının zeminini oluşturmasıdır. Biz yine bugün Sakine, Fidan ve Leyla yoldaşlarımızın katledikleri günde bu mücadeleyi büyüteceğimize söz veriyoruz. Can, Cihan, Azadi. Bir tutar mısın? Çalışıyor mu? Emin değilim yani. Nasıl yürüyüş başladı? Sonra söyleyeceğim. Ha şimdi. No. Okay, tamam. Evet, yürüyüş devam ediyor. Başladı Republik Meydanı'na doğru. Umarım görüntü size iyi geliyordur, ses de iyi geliyordur. Şimdi aramızda AVE Kolej Başkanı vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Görüşlerini almak için. Bulursam görüşlerini alıp size ileteceğim yürüyüşle ilgili. Evet, burada Parti Komünist'ten, Fransız Parti Komünist üyeleri var. Bonjour, bienvenue, ça va? Vous pouvez dire quelques mots pour nous, pour la manifestation? Donc, vous êtes là? Oui, je suis adjointe à la maire de Paris, oui. En charge de la mémoire. Je suis aussi élue du 10e arrondissement en charge de la culture. Oui. Et donc, ben, on est là pour soutenir le mouvement, pour évidemment obtenir justice pour ces femmes kurdes assassinées. Et on espère vraiment, tous les élus d'ailleurs du 10e arrondissement et tous les autres de Paris soutiennent ce mouvement. On a d'ailleurs mis sur la mairie du 10e arrondissement un très, très beau dessin qui les représente. Hein. Et on espère bien comme ça pouvoir faire pression pour pouvoir obtenir la justice et la vérité sur ce crime abominable. Merci, merci, c'est gentil. Merci. Oui, ça occupe, mais je fais sur la Facebook. Evet, Paris 10. Belediyesi'ndeki seçilmişlerden birisiydi. Aynı zamanda Parti Komünist üyesi. Buraya eyleme, adalet arayışına katkı sunmak için geldi. Ve evet, biz de buradayız diyor. Üç kadın için adalet istiyoruz. Ve hep burada olacağız, yanınızda olacağız diyor. Eyleme devam ediyoruz, görüntüleri paylaşıyorum. Şimdi burada, şu an aramızda AVE Kolej Başkanımız var. Ona da bu eylemin içeriğiyle ilgili birkaç soru soralım. Bakalım ne düşünüyor eylemle ilgili. Merhaba. Evet, buyurun. Başlayabilir. Evet. Yani adalet arayışıyla ilgili. Adalet arayışı. 8. yıl oldu buradayız. Hala adalet sağlanamadı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? 8. yılındayız. Saryaların katledilişini. Tabii burada bulunuşumuz sadece bir adalet arayışı için değil, adalet arayışı burada bulunmamızın merkezinde olsa da esas olarak faşizme şu mesajı vermek de bizim burada bulunmamızın bir nedeni. Bütün katliamlarının hesabı mutlaka sorulacak. Hiçbir katliam tarihte unutulmadı halklarımız, iş ve emekçiler tarafından. Saryaların katliamı da unutulmayacak. Onların herhangi bir biçimde devrimcilere, yurtseverlere dönük gerçekleştirmiş oldukları katliamlar
mutlaka halklarımız tarafından hesabı sorulacaktır. Bir yanı bu. İkinci yanı şu, ideolojik olarak önemi var burada bulunmamızın. Çünkü tarihsel olarak işçi sınıfının direniş içerisinde bu tür katliamlar sürekli olarak var ola gelmiş durumda. Ama bunlar halklarımızın mücadelesinin tarihinin belli sayfalarında yer etmiş katliamlardır ve bu katliamları hatırlamak ve bu katliamları gerçekleştirenlerden hesabının sorulacağını her daim hatırlamak, onları anmak bu açıdan önemli. Burada bulunan binlerce kitle 8 yıl olan katliamın ardından hala Sarıyalar'ın anılarına, onların mücadelelerine sahip çıktığını çok açık bir dille burada bulunmakla, sloganlarıyla, faşizme karşı duydukları öfkeyle dile getiriyorlar. Faşizmden hesabı soruncaya kadar, faşizmi yıkıp özgürlüklerimizi kazanıncaya kadar da Sarıyalar ve onlar gibi onlarca, yüzlerce katledilen devrimciler, sosyalistler, komünistler mücadelemizde hatırlanmaya, mücadelemizde ışık olmaya devam edecektir. Teşekkür ederiz. Evet, AVE Kolej Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Yürüyüşümüz. Şimdi size eylem alanında bir görüntüler sunmaya çalışacağım. Eylem oldukça kalabalık, kitlesel. Bütün kurumlar kentin pankartları ve bayraklarına katılıyor. Gerçek adalet, kat
katledilen 3 Türk kadını için gerçek adalet istiyoruz. Pankarta yazılı. Öcalan üzerindeki izolasyona son. Kürdistan Özgürlük. Silopi'den Paris'in Paşa Türk Devleti katil öldürüyor. Ressam Zehra Doğan'ın çizimiyle yapılan bir pankart. Erdoğan yargılanmalıdır. Suçlar yargılanmadı, yargılanmalı denilmiş pankartta. Thank you.
Bonjour. Vous êtes là, bienvenue. Vous pouvez dire parler quelques mots pour son manif. Écoutez, c'est important que les féministes soient là en soutien à ce que justice soit faite par rapport à l'assassinat des trois militantes qui sont nos sœurs en 2013 à Paris, sans que le commanditaire n'ait été inculpé ni rien. On sait que c'est les services secrets kurdes, turcs. Et il faut vraiment que justice soit faite et c'est important que les féministes soient là, que le mouvement féministe en France montre son caractère internationaliste. Voilà. Merci, c'est gentil. Evet, sözü konuştu. Fransa Feminist Kadın örgütü olarak burada olduklarını söyledi. Kadının Türk MİT'i tarafından katledilen 3 Türk kadını için adalet arayışında yer aldıklarını söylediler ve adalet istiyoruz dediler. Pankartlarıyla. Sizi feminist kimliğiyle tanınan bir kişi. Seçilmişlerde komünist feminist olarak katılmış eylemde yer alıyor. Söylemek ister misin eylemle ilgili? Ben sadece kısaca şunu söylemek istiyorum. Eğer bir kadın ölürse her kadın ölür. Evet. Kadınlar ölmesin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, burada da genç bir eylemcimiz var. Sen bir şey söylemek ister misin? Tamam, tamam. Evet, bu da Fransa Sosyalist Kadınlar Birliği kitlesiyle eylemde yerini alıyor. Adalet istiyoruz pankartı taşıyor. Yeter.
Kısa bir ara vereceğim. Tekrar sizinle birlikte olacağım. Sanırsam sesimi alamadınız. Evet. Kusura bakmayın. Biraz önce şarjım, telefonun şarjı bittiği için başka bir telefon kullanmak zorunda olduğumdan kaynaklı yayına ara verdim. Ve şimdi tekrar geri bağlanıyorum. Evet. Sakinin filan benim annemin resimlerinin olduğu uzun bir bandrol. Morbeyim. Eğlenceler tarafından. Düşünün. Thank you.
Şimdi aramızda tekrar bir Avrupa koordinasyon temsilcilerinden Ayşe var. Bugün Eylül'le ilgili görüşlerini almak istiyorum. Evet. Bugün Sakine Leyla Sinan için Paris'teyiz. Sosyet Kadınlar Birliği olarak bir kez daha bu suikastı lanetliyoruz. Faşist Türk sömürgeciliğinin Avrupa'da gerçekleştirdiği, MİTELİ ile gerçekleştirdiği bu suikastleri kınıyoruz ve sorumluların mutlaka ama mutlaka bir gün yargılanacağına inanıyoruz.
kadın iradesi olarak, kadın gücü olarak bugün buradayız, Paris'teyiz. Yarın da olmaya bunu Sakinelerin hesabını sormaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, biraz geriye doğru yürüyeceğim şimdi. Kortejin hep öndeydim. Umarım internet kalitesi iyidir. Canlı yayın olduğu için bazen çekimlerde sorun yaşanıyor. Oldukça kalabalık ve renkli eylem. Sanırsam internet kalitesi iyi değil. Bu nedenle şimdi kapatacağım. Başka bir telefon bulursam ondan yayın yapmaya devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.
Oh,
Dümmeşin, dümmeşin, perde ya. Dümmeşin, dümmeşin, perde ya.
Kadın için yere oturulması istenildi. Çökme eylemi yapılacak. 3 dakika her bir kadın için birer dakika olmak üzere 3 dakika oturma eylemi yapılıyor. Republik Meydanı'nın üstündeyiz. Katledilen küçük gönlücü kadın için 3 dakikalık oturma eylemi yapılıyor. Adalet istiyoruz. Slogan'a yapılıyor. Nous voulons la justice. 3 dakika sessiz kalınacak oturma eylemini. Thank you.
Hamza Reçimo. Çünkü şehidin madenlerinden şehidin merdeşin, şehidin merdeşin, şehidin merdeşin. Allah'a emanet olun. Beşe kadar devam edin.
Evet, eylem alanı Republik Meydanı'na gelmiş bulunuyoruz. Yani diğer adıyla Cumhuriyet Meydanı. Fransa'da böyle birkaç tane meydan var. Eylem alanlarından bir tanesi de burası. Republik Meydanı. Burada yapılacak olan mitingle eylem sonlandırılacak. Evet. Bu yıl pandemi nedeniyle diğer ülkelerden gelişler olmadı bu eyleme. Dolayısıyla da daha çok Fransa içinde, yani yoğunluk olarak Paris'te katılım gerçekleştirildi. Pandemi koşullarına karşı eyleme katılım oldukça iyi. Biraz önce demin ettiğim gibi Republik Meydan, Eylem Meydanı ve burada başka bir eyleme tanık oluyoruz. Evet. Yanımızda hemen başka bir eylem var. Tigran halkı. Evet. Tigray halkına soykırımı burada Ahmet Edebiyole de duvar defan ve zafan çocukların ve kadınların çocuklarına tecavüz edilmiş. Tigray halkı burada özel bir eylem bizim eylemimizle burada da size kısa bir şey görüntüsünmek Paris'te her sokakta, her meydanda bir iki eyleme tanık olan özellikle cumartesi ve pazar günü. Bugün de böyle oldu. Bazen 4-5 eylem Republik Meydanı'nda aynı anda katılıyor. Evet, şimdi kendi eylem alanımıza geri dönüyoruz. Evet, polis burada. Lütfen. 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 Lütfen.
l'égalité flagrante, l'injustice est présente. 8 ans que nous avons dans les rues de Paris, les rues de France, les rues de partout en Europe depuis 8 ans, à réclamer la justice. La justice, pour maintenir les enfants, évidemment, les rues de Paris, on a vu la pleine chambre de Paris. 8 ans que l'assassin est connu. Il est décédé d'ailleurs en prison. Démocratique kurde en Europe et aussi du Conseil démocratique kurde en France. Pardon, le mouvement des femmes kurdes en Europe et le Conseil démocratique kurde en France. Monsieur Meysel Kessel, Madame Sekiroche. Evet sayın izleyiciler, yaklaşık olarak 1,5 saattir devam ettiğimiz görüntüleri şu an noktalamak istiyorum. Burada yapılacak miting ve konuşmalardan sonra eylem bitmiş olacak.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yakında başka bir eylemde canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar. Teşekkür ederim.